Günaydın, günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz yepyeni bir güne, haftanın son gününe, lezzetli sohbetlere, canlı yayınımıza. Saatli Türkiye hoş geldiniz efendim. Evet, bugün aslında sabah biraz üzüntülü bir haberle de uyandık. Sevgili Metin Uca'yı kaybettik. Biraz şoke oldum ben, eminim ki birçok insan. Evet, hastanede bir trafik kazası geçirdi, sonrası hastaneye kaldırıldı. Entübe edildi ve sabah sanırım altı sularında hayatını kaybetmiş. Evet, çok değerli bir adamdı gerçekten. Hem enerjisi, hem yaptığı işler, hem de insanlara verdiği o bakış açısı ve güzelliklerle gerçekten güzel bir insandı ve buradan geldi geçti. Onu burada hem sevgi hem saygıyla efendim anmak istiyoruz, hem de yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz efendim. Evet, bugün haftanın son günü. Kapatıyoruz. Güzel bir hafta oldu ama işte hayat böyle bir şey. Hayat, işte her zaman söylüyorum, belli değil. Bugün varız, yarın yokuz. Ama biraz bu atmosferi dağıtmak için, biraz işte hayatın akışına gitmek için bugün güzel bir program hazırladık size. Sevgili Melih Ekener bizimle beraber olacak. Kendisiyle çok güzel bir sohbetimiz olacak. Evet, oyunu var. Çok az kaldı efendim. 25 Kasım'da Yalancı diyecek. Hadi bakalım o zaman bugün o dünyanın içine gireceğiz. Yalancının dünyanın içine gireceğiz ve bu nasıl ortaya çıkmış, neler yapıyor şu anda? Bu tatlı sohbetimizi kaçırmayın diyorum. Tabii ki ilahiler ve güzel bir tarifimiz var. Ama tek başımıza olmayalım. Lütfen sorularınız varsa Melih Ekener'e, bize ve bizimle paylaşmak istedikleriniz varsa yazın ya da arayın. 0216 256 65 88 0216 256 65 88 efendim. Canlı yayınımıza alo demek için Facebook, YouTube, WhatsApp'tan da şu anda canlı yayındayız. Oradan da mesajlarınızı bekliyor olacağım. O zaman hızlıca mutfağımıza gidelim. Carmen beni bekliyor efendim. Bugün güzel bir tarifimiz var. Günaydın Carmen. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen? Hamdolsun. Haftayı kapatıyoruz. Evet. Güzel bir hafta oldu. Senin için nasıl geçti her şey? Yoğun ve güzel. Süper. Süper. Evet, yoğun. İyi görünüyorsun. Ama çok güzel. Bugün bizi güzel uğurluyorsun. Bugün haftayı kapatıyoruz. Haydi bakalım. O yüzden pasta. Pastamız var. Haydi evet. Bakalım. Meyveli pasta. Bir klasik bir pandispanya yapacağız. Tamam. Bu kalıbın içinde. Kalıbı ters çevirince zaten kremasını süreceğiz. Güzel. Sonra meyve dilimleri. Tamam, süper. Pandispanya malzemeleri 6 adet yumurta, 6 kaşık toz şeker, 6 kaşık un. Ha, güzel. Kolay. Evet. Evet. 1 tutam tuz ve vanilya. Haydi bakalım. Krema için 400 mililitre süt, hı hı, 4 adet yumurta sarısı, 100 gram pudra şekeri, 70 gram nişasta ve 50 gram tereyağı. Ama ben biraz fazla koydum çünkü 70 de kaldırabilir. Güzel. Tereyağı eritince zaten anlıyoruz hani, tamam, ne kadar kaldırabileceğini. Tamam şefim. Sonra kekimizi, pandispanyamızı ıslatmak için portakal ve mandalina suyumuz var. Güzel. Ve üzerine süslemek için nar, çilek, mandalina, portakal, kivi. Canımız ne istiyorsa, değil mi? Evet. Güzel, peki. Harika bir tarif. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Evet, haftayı pastayla kapatıyoruz. Herkesin emeğine sağlık deyip tabii ki kızlara dönüyorum. Günaydın kızlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftayı kapatıyoruz. Güzel bir hafta oldu umarım hepiniz için. Evet. Ve sizi dinlemeye de hazırız. Haydi başlayalım.
Haydi bereket olsun o zaman. Haydi izzet olsun. Teşekkür ediyorum Ester ve Emel'e. Enerji dolu bir yayın olsun efendim. Tek yapmamız gereken şey çayları kahveleri hazırlamak efendim ve bu sohbete eşlik etmek diyorum. Birazdan yanınızdayız. Günaydınlar olsun, günaydınlar. Günümüz aydın olsun, günümüz bereketli olsun. Günümüz Tanrı'nın esenliğinde geçen günümüz. Tanrı'nın doğruları olsun günümüz. Çarpıktaki bizim için bu dünyaya kurban olmaya gelen Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yı görmek, Tanrı'yı bilmek. Bizim için bu dünyaya kurban olmak gelen biz onu İsa Mesih olarak görüyoruz. Dünya insanına, dünya insanı kriterine, dünya insanın sistemine bakarak belirlenmiş hedefler değişmek zorundadır. Kutsal Kitabın ışığında Tanrı ve insan ilişkisinin vaaz edildiği Sözün Özü programı her salı ve perşembe saat 10.45'te Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler, çevre sağlık haberleri, güncel kültür sanat haberleriyle teknoloji ve bilim haberleriyle haftanın gündemi hafta içi her gün saat 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle. Merhabalar değerli Saat 7 Türk izleyicileri. Ben Gamze, sevgili Nisan. Merhabalar. Gitarda Bora Taş'tan, yine gitarda Siye Azimzade, bas gitarda Batuhan İdvan Tekin ve davulda Burak Çalıbaşyan sizlerle birlikteyiz. Nisan Özlem Özyapıcı ve Gamze Özdemir'in sunumuyla Rabbin sözlerinin konuşulduğu, ilahiler söyleyerek Rabbin yüceltildiği Yüreğimdeki Ezgi programı her salı saat 20'de sizlerle. Çok
Çocuklar, size harika bir haberim var. Harika haber. Her sabah saat 9.30'da Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor. Güncel veya eski dönemlere ait merak uyandırıcı, heyecanlandırıcı ve eğlenceli haberler Bay Pipet ve benim sunumumla sizlerin karşısında olacak. Kutsal kitap haberleri mi? Tabii ki o da var. Bizi mutlaka izleyin. Herkese merhaba. Lezzetli sohbetler kaldığı yerden devam ediyor efendim. Neredeyiz? Tabii ki Sat 7 Türk'te ve canlı yayındayız şu anda. Melih Kenar burada, bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Canavar gibiyim. Biraz moralim bozuk. Evet, biliyorum. Ya Metin Hoca'nın ölümü gerçekten sarstı. Hani çok sevdiğim biriydi. Çok iyi bir insandı. Ya, böyle hani zamansız kaybedişler bizim için çok üzücü oluyor. Bir hastalığı da hiçbir şey de yokmuş. Ama trafik kazasından sonra bir şey çıkmış ortaya. Ya ondan önce de varmış bir şeyler de tam bilmiyorum hani konuya hakim. Hiç beklemiyorduk biz en azından. Ama yani hani hiçbir ölüm beklenen evet, bir doğru. Şey değil ki. Doğru. Yani o yüzden üzülüyor insan. Evet sabah 6 gibi kaybetmişiz. Yani çok değerli bir beyin kaybettik. Kesinlikle. Onun üzüntüsü var. Onun dışında iyiyim. Gayet iyi, keyifli gidiyoruz. Tamam, bunu bırakıyorum burada. Tamam. Seninle beraber başka bir dünyaya gideceğiz. Bizi de al götür o dünyaya. İhtiyacımız da var hangi bu dönem. Hangi dünyaya gideceğim? Valla yalancının dünyasına ay, gidelim. Ay yalancının dünyası. Bir oyuna hazırlanıyorsun. Ya, anlat bize. Ya yalancıya yeni başlamadım. Evet. 2020'de yazdım oyunu. Tek kişilik oyun. Bu pandemi döneminde sıkıştık ya, evlerde kapalı kaldık. Çok kötüydü. Yapacak bir şey yok. Gerçi o dönem birçok şey yaptım ama oturdum bir tane de oyun yazdım tek kişilik. Bu da Ali Poyrazoğlu'nun dürtüklemesiyle oldu birazcık. Sağ olsun. 6-7 sene önce başladık Ali Poyrazoğlu'yla birlikte çalışmaya. İşte Tamamla Bizi aşk oyununu oynadık. Tak Tak Takıntı'yı oynadık. Başka oyunlar çalıştık. Bir sürü şeyler yaptık. O sırada Ali kitap çıkarmıştı. Ali'nin evet, kitapları var. Ve o kitapları satıyor. Oyundan sonra da satışa sunuyor. Çünkü bağışlamış kitabın bütün gelirlerini. Hı hı. Öğrencilere bağışlamış. Dedim ben de kitap yazacağım dedim. Aa yaz dedi, işte hepsini yaparız ama sen de bağışlayacaksın. Tamam okey. Biz de bağışladık ve bir kitap yazdım ben. Başka Dünyanın Nimetleri evet, diye. Çok güzeldi. Onu da hatta burada konuştuk. Tabii ki ettik. Konuştuk. O kitabı yazdıktan sonra Ali sürekli her gün oyunda söylüyordu. Bu kitabı oyun yap, tek kişilik oyun. Ya abi bu kitap oyun olmaz. Olmaz yani ya, olmuyor. Hani denedim. 2019'da falan, 2019-18'de işte o kitabın şeyini, oyununu yapmaya çalıştım. Bir kişilik yaptım, olmadı. İki kişilik yaptım, üç kişilik yaptım, olmadı. Attım kenara gitti. Ama Ali çok ısrarcı olduğu için bir oyun yap tek kişilik. İşte kaç yıllık aktörsün, tek kişilik oyun lazım diye. Sonra pandemide kapanınca bir tane oyun yazayım diye başladım. Güzel. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Bir kitap okudum masallarla ilgili, bu Anadolu'daki masalların tarihi masallar, yani işte kaç bin yıl önceden itibaren sözle gelmiş masalları tamam. Kitaplamışlar, bir antoloji gibi bir şey yapmışlar. Ah masalların dünyasına bir girdim, muhteşem ve hiçbir masal, hani biz masal deyince ne biliyoruz, hani çocuklara anlatılan tabii. Şeyler biliyoruz, hiç öyle değil masalların orijinalleri. Hı hı. Yani büyüklere ne feyiz olsun, ders olsun diye anlatılan hikayeler. Ondan sonra dedim masal anlatayım. Oyun yazayım, masal anlatayım. Sonra masal anlatmaya, yani masalları yazmaya başlarken, masalları derlemeye başlarken ilk masala tutturdum ben. İlk masal hangisidir diye.
6000 yıl önce Hindistan'da kaleme alınan bir kitap var. Kirke ile, Dimne ile Kirke diye bir masal kitabı var. 6000 yıl önce bu kaleme alınmış. Yani yazının bulunmasına denk geliyor işte İsa'dan önce 4000. yıllar. Ama ondan önce o masal hani kaleme alınmadan önce anlatılıyormuş. Demek ki tarihi daha da eski olmalı. Sonra kim anlatıyor bunları diye başladım. Ve ilk hikaye anlatıcıların tarihine ulaştım. O 6000 diye geçiyor yılı ama daha da eskiye dayanıyor. Bunlar çok tuhaf insanlar. Orta Doğu'da, Orta Asya'da iki insanlar, böyle kadim bilgiye sahip insanlar ve kendilerini hani bizim kilise babaları dediğimiz, çöl babaları dediğimiz bir kesim var ya. Evet, evet. Münzevi hayat yaşamak için hani işte evrenin oluşumunu düşünmek, ondan sonra mühendisi düşünmek nedir, ne yaptı diye. Bunları düşünmek için kendini doğaya atan, yani yaratılmışın içine atan insanlara denk geldi. Bunlar... Doğada yaşıyorlar, şeyler yani hani sürekli düşünüyorlar, düşünce insanlardılar ve doğada zorlandıkları zaman yakın köylere gidiyorlar, yerleşim yerlerine gidiyorlar. Yani Tanrı misafiriyim diyorlar. Bunlara soruyorlar, diyorlar sen nereden geldin? Şimdi adam diyemiyor ya ben sefil bir hayatım var, ormanın içinde, ormanda yaşıyorum. Bu arada bütün her şeyi biliyorlar ormanda yaşadıkları için. Hani aç kaldıkları zaman ne yiyeceğini. Nereden bulacak? Ondan sonra, ve hepsi deneyimle olan şeyler. Hani işte bitkileri yiyorlar. Ha bu bitki işte karnım ağrıyordu, iyi geliyor. Bu bitki işte yaralandı, bunu sürünce iyi geliyor. Hayvanları da gözlüyorlar. Çünkü hayvanlar doğa doktorları çok iyi. Hani kesinlikle. Ne zaman neye ihtiyaçları olduğunu doğadan buluyorlar. Onları gözlemleyerek doğa ne oluyorlar? Otacı oluyorlar. Yani ne bitki bilimci oluyorlar neredeyse. Ve köyde şey diyemiyorlar. Yani hani ben sefil bir hayatım var işte düşünürüm falan. Nasıl anlasın ki insanlar? Ve bir hikaye anlatıyorlar. Diyor ki mesela ben diyor İran'daydım diyor. Baba İran nere diyorlar. İran diyor Orta Doğu'da diyor çok büyük bir ülke diyor. Bu bahsettiğim çok eski yıllar. İşte o zamanki adı neyse sallıyorum şimdi. Yalan söylüyorum ben. Ondan sonra ve diyor İran'da diyor bir şah var. Şah ne diyor? İşte diyor bizim padişah gibi diyor. Oranın hükümdarı diyor. Bunun bir kızı var diyor. Evlendirmek istiyordu kızını diyor. Aa falan oluyorlar. İşte 3 tane şövalye aday oldu diyor. Ama diyor o bölgeye dadanan bir ejderha var. Padiş oranın şahı diyor o şeyi ejderhayı kim öldürürse ona verecek kızını. Biz de diyor işte 3 şövalyeyle gittik diye bir hikaye anlatıyor. Kafayı uyduruyor yani. Ama uydurduğu hikaye orada kalıyor. Bu 4-5 gün sonra yoluna devam ediyor. Hikaye orada kalıyor. Ya. Ve orada hani o onu anlatıyor, onu anlatıyor. Ya biri gelmişti diyor işte şahın bilmem nesiymiş, şövalyesiymiş falan. Aynı hikayeyi birazcık süsleyerek. Tabii öyle oluyor zaten yani ya. Ağızdan ağza dolaşınca bir sürü şey değişiyor. Ama o bölgede İran'la ilgili bir efsane oluşuyor. Tamam. Yani ve yani adam farkına varmadan bu anlatıcılar efsaneler oluşturuyor. Yani biz hani... İşte Zeus efsanesi, Zeus antik Yunan'daki tanrılar antik efsanesini antik Yunan'da oluştu zannediyoruz. Değil. Orta Doğu'da oluşuyor. Ve Pers savaşları falan o dönemki Pers savaşları aracılığıyla Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan şaşkınlığı herhalde doğrudur diyor böyle bir efsane varsa diyor anlatılan. Ve orada efsane kalıyor, oluşuyor. Orada yani Yunanistan'a gidiyor, gerçek yerine gidiyor. Orada... Gerçek halini alıyor. Ve bu adamlar, anlatıcılar işte hani hikayelerle, uyduruk hikayelerle efsaneler yaratabiliyorlar. İnançlar oluşturabiliyorlar. Yani orada neye inanıyor oradakiler diyor. Anlatıyor bir şey. Orada diyor tanrılara inanıyorlar işte her şeyin tanrısı var diyor. Böyle bir şey inanç oluşturuyor. Aa diyorlar. O bölgenin haberi yokken o gıyabında inanç oluşuyor. Ve böyle geliştiriyorlar. Günümüze kadar geliyor bu ve bu anlatıcılar hala var günümüzde. Öyle mi? Tabii yani hani şimdi ismi değişti ne diyoruz? Stand up diyoruz. Stand up doğru. Stand up diyoruz. Doğru. İşte hikaye anlatıcılar, doğru, masal doğru. anlatıcılar doğru. diyoruz. Hani tarih içinde de birçok isim verilmiş bunlara. Hı hı.
Ve Anadolu'da bunlara ilk gelince Anadolu topraklarına çok eski, yani ne zaman tam net söyleyemeyeceğim ama yine 6000 yıllarına denk geliyor. O zaman bu adamlara yalancı ismi takılmış. Aa, yalancı geldi diye. Çünkü yalan söylüyorlar. Yani yalan söylerken, sonra ben o oyunda da anlattım bunu. Yani gerçekleri söylüyorlar ama 9 köyden kovuluyorlar. Ya. Yani insanlar kimse gerçekleri inanmıyor. Dinlemeyi sevmiyor. Doğru mu? Ama yalanlarla gerçekleri anlatınca inanıyorlar. Hı-hı. Ama bu sefer de ağızdan ağza dolaşınca o gerçek olan yalanlar daha da yalan olmaya gidiyor. Ve işte abuk subuk efsaneler, şeyler oluşmaya başlıyor. Ona ulaşınca oha dedim, bambaşka bir yere evrildi yazı. O zaman dedim ilk storyteller'ın hikayesini anlatayım. İlk hikaye anlatıcının hikayesini anlatayım dedim. Ve yazmaya başladım. Oyun diye başlıyor zaten. 6000 yaşındayım diye başlıyor. 6000 yıldır masalları, hikayeleri anlatıyorum diyor. Ve işte insanları bir yaşam yolculuğuna çıkarıyor. Masallarla, hikayelerle, efsanelerle bir yaşam yolculuğuna çıkarıyor. Birazcık da gibi oldu. Şimdi moda ya, ne denir ona? Kişisel gelişim gibi oldu. Çok yani seviyoruz. Hayatınızda ne yapmanız lazım? Hı-hı. Hani hayatın bir sürü bölümleri var falan filan. Oturdum yazdım bunu işte. Acayip bir şey çıktı ortaya. Ali'ye gösterdim. Ali kesinlikle oynamalısın dedi. 2020'nin sonlarında ama pandemi, kapalı her şey. O seneyi geçtik. 2020-21 sezonunu geçtik. Hı-hı. 2021'de tekrar provalara girdik. Hani yapalım diye. Bir şekilde olmadı. En son geçen sene girdik provalara. 2022'nin Eylül'ünde, Kasım'da çıkacak diye. Yine bir sürü şeyler oldu. Olmadı. Ocağa kaldı. Ocak'ta bir sürü sorunlar çıktı. Ekonomi bozuldu. Ekonomi bozulunca ilk etkilenen maalesef eğlence sektörü. Eğlence sektörü diye dediğimiz hani tiyatrolar etkileniyor. Tiyatroya etkisi oldu. Arkasından depremler olmaya başladı. Çok ondan kötüydü sonra ya. Acılar çok oldu, kötüydü. Şeyler oldu. Yani dedim olmadı. Herhalde olmayacak dedim. Hı-hı. Bu sene yine Ali'nin zoruyla Ali yeni bir oyun koydu. Bir yastıkta diye. İki kişilik oyun koydu. Güzel. Ondan sonra Güneş Berberoğlu ile birlikte oynayacaklar. Hatta yarın mı, pazar günü CKM'de başlıyor. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun onlar için de. Dedim ben niye yokum bu oyunda? Senin tek kişilik oyunun var dedi. Ya. Onu yapacaksın dedi. Ya yapma çok dedi. Çok güzel bir motivasyon, bravo. Yani, bravo. Ali Poyrazoğlu'nun harbiden bravo. Büyük zorlaması var. Zaten oyunun süpervizörü, yani her şeyle ilgilendi. Hani hı-hı. Nerede oynayacağım, nasıl oynayacağım, dekoru, kostümü, şusu, busu falan filan. İşte biz başladık provaları. Şu an teknik provaları yapıyoruz. Her şey tamam gibi. Çok az gibi. Kaldı değil mi? İşte 25 Kasım'da Gayrettepe Kat sahnede Rab dilerse başlayacağım. Şimdi yalancı diyoruz. Bununla ilgili bir fikir oluşturmak ister misiniz? Böyle kim bu yalancı, neye benziyor diye. Hem bir video var hem de bir fotoğraf var. Ona bir bakalım. Hani kafanızda bir canlandırın bu yalancıyı. İşte bu. Afişim. Evet. Hmm. Haydi bir videomuz da var. Siz beni Bilge Kağan olarak tanırsınız. Ya da Öripides, Esop ya da La Fontaine, Shakespeare ya da Brecht. Bir hikaye anlatan herkesin diliyim ben. Gerçek adım ise yalancı. Hikayelerimle, masallarımla hayatınıza yön vermek için sizlerleyim. Bu gösteriyi kaçırmayın. Melih, bunu nasıl düşündün ya? Ya düşünmedim. Şimdi herkes soruyor. Oyun diyorlar, şaman oyunu mu? Şaman ayini yapıyorsun falan filan diyorlar. Aslında oyunu seyredince anlayacaklar. Demin dedim ya, bu storytellerlar bir sürü inançlar yarattı, tabii. Efsaneler oluştu diye. Aslında şamanizm de bunların getirisi. Doğru. Yani bunların hikayelerin getirdiği şeyler, durumlar. Çünkü şamanizm bir din değil, bir inanç değil. Değil. Ne bilmiyorum.
Yani onlar da tam açıklayamıyorlar. Tam açıklayamıyorlar onlar da. Ama bir felsefe gibi bakabilirsin, bir düşünce gibi bakabilirsin. Ve bu anlatıcıların ilk çıktığı zamanlar adamlar böyle yani doğada giysiler takıyorlar. Hı hı. Ondan sonra işte o püsküller müsküller var bir tarafında o püsküller hani bizim ne dilek için bağlanılan şeylerle ilgisi yok. Hatta Kızılderililerde de görüyorsun onların püsküller benziyor var. Zaten. Çünkü doğada yaşıyor benziyor, bunlar tabii. Ve doğada çok sinek var biliyorsunuz. Tabii. O püsküllerin amacı ondan sonra hareket ettikçe çıpır 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 yapsın sinekleri kovsun diye. Çünkü onlar seslerini hani bizim eskiden vardı şimdi var mı bilmiyorum kasap dükkanlarında falan böyle boncuklar şeyler asılı olur doğru, ya. Doğru onların içinden girerdi. Hepsinin amacı evet, o evet. Hani onlar birbirine çıt 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 vursun sinekleri kovsun diye. Yani o kıyafetin hepsinin bir şeyi var amacı var bir şeyi var. Ama şamanlıkla ilgisi yok oyunun hemen hemen. Hani işte şaman davulu kullanıyorum ve Ankara'da bir şaman yaptı o davulu. Çok özel bir davulu ama üstündeki semboller şeyler şamanlıkla ilgisi yok o sembollerin. Oyuna gelen anlayacak zaten o semboller üzerinden masalları, hikayeleri anlatıyorum. Bir yaşam döngüsünü anlatıyorum. Mesela o davulun tarihçesine baktım, 6000 yıl. Yani 6000 yıl öncesine denk, o kadar tuhaf şeylere denk geldim ki. Şey kullanacaktım oyunda, Jaws Arp diye bir şey var. Böyle ağza takıp, doing, doing, ah keşke getirseydim. Hatırlıyorum onu. Doing, boing, boing, boing evet, diye evet. Ses çıkaran. Aha. O da mesela yani Orta Asya şamanlarından çıkmış bir alet. Onun da tarihi 6000'e denk geliyor. İlk masalın tarihi de 6000'e denk geliyor. Her şey 6000'e denk geliyor. Abi tuhaf. Yani hani... Benim ulaştığım hani benim ulaştığım veriler, bilgiler bunlar. Ama gerçek mi değil mi onu bilemem. Şeyi merak ediyorum Melih. Neden seni tek kişilik oyun zor mesela benim için korkutucu bir şey. Çünkü şimdi diğer oyuncularla oynamak tamam da tek kişilik zor tek kişilik değil kişilik mi? Oyun, bu sene 42. yılım benim sahnede. Evet. Bir 2 yıl, 3 yıl bir boşluğum var sahneye çıkmadı. Bunun dışında demek ki 39 sene çok sürekli her sezon sahnede bir şey yapmışım. Tamam. Yani büyük ihtimalle çok. Böyle. Tabii. Ve hiçbir zaman tek kişilik oyun, ya tek kişilik 2 kişilik oyun bile girmedim ben. Ödüm kopuyor çünkü. Çünkü benim şey sorunum var. Hafıza sorunum var. Ezber yapamam ben. Ezber yok bende. Doğaçlama yapacaksın. Yani doğaçlama değil. Konuyu ezberliyorum. Tamam. Sallıyorum. Zaten tuttuğu o, kadar. Ama yalancı zaten. Tuttuğu kadar. Bence oyunla çok bağdaştırmışsın. Ya kesinlikle ama oyun olduğu zaman hani bu tek kişilik, 2 kişilik oyunlarda idare edersin. Ama kalabalık oyunlarda ezberlemek zorundasın. O repliği vermek zorundasın karşındakine. Nasıl yapıyorsun peki bunu? Ya işte 40 yıldır atıyorum tutuyor. Yani bir şekilde hani dediğim gibi olayı ezberliyorsun, konuyu ezberliyorsun. Hani nerede ne cevap vereceğini, nasıl ne söyleyeceğini onu bildikten sonra, konuyu hakim olduktan sonra o laflar çıkıyor ağzından. Aynısı çıkmıyor ama benzeri çıkıyor. Peki şimdi... Yani konservatuarda bak... Anlat. Hadi yalnız sen anlat. Konservatuarda Yıldız Kenter'in öğrencisiyim ben. Bütün hani şu an hani usta olmuş oyuncular tabii, gibi hep ondan hepimiz çıkarmış. Yıldız Kenter'in öğrencisi ve Yıldız Kenter'in öğrencilerinin öğrencileriyiz çoğumuz da. Yani o en büyük öğretmen. Yani Muhsin Ertuğrul'dan sonra tabii, en büyük kesinlikle. Şey tiyatro öğretmeni diyeyim. Yani konservatuar olunca tabii ki biz Shakespeare'yen oyunculuk öğreniyoruz ilk başlarda ve Shakespeare oynuyoruz. Yani Shakespeare'de de o dilini biliyorsun Shakespeare yani. Çok zordur. Yani onu tabii. Nasıl ezberlesin bu kafa? Şiir gibi. Yani ezberleyemiyorum ki ama ona uygun laflar söylüyorum. Yıldız Hanım'ın şunu unutmuyorum yine bir şey Hamlet Macbeth bir şey egzersiz oynamıştım Yıldız Hanım'a okulda. Canico dedi çok güzel de dedi. Sen dedi kendini Shakespeare gibi yazar mı görüyorsun dedi. Estağfurullah ne ilgisi var dedi. Shakespeare'e dedi nasıl tülahat yapıyorsun dedi. Yani ezberleyemiyorum hoca. Ezberleyeceksin dedi. O neyse o laf çevirisi neyse ki Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisini kullanıyorduk. Bence en iyi çevirilerden biri. Ondan sonra yani ne çevrilmişse onu yapacaksın. Çünkü yazara çevirmen hepsine hakaret bu diyordu.
Ama yapamadım. Yapamadım. Başka bir şey. Ama 42 seneyi de doldurdun yani. Evet. Ve seni seviyor insanlar çok. Yani, eminim ki yani bu oyunu da merakla bekleyen birçok insan var. O inşallah. Ne öğretmek istiyorsun bize bu yalancıyla? Neden yalancı? Şimdi vardır ya böyle bir mesaj bırakmak istiyorlardır tiyatro oyunlarında. Mutlaka oyunda bir anatema vardır, bir mesaj vardır. Sen ya, ne hissediyorsun? Anatema var. Yani hedeflediğim şey seyirciyle birlikte bir böyle yalanlar, yani gerçek yalanlar dünyasında bütün seyirciyle birlikte bir illüzyona girip onları yaşam yolunda ondan sonra çeşitli duraklara götürmek istiyorum. Bir sürü durakları var. 4 tane durak belirledik zaten. İşte çöl var. Çöl hikayeleri anlatılıyor. Arkasından dağa geçiyoruz. Dağ hikayeleri anlatılıyor. Ama bütün bunların altında hani felsefik derin şeyler var, düşünceler var. Oradan ormana gidiyoruz. Korkularımızla yüzleşiyoruz. Ve en sonunda okyanusa ulaşıyoruz. O çok güzel. Okyanusa bitiriyorsun. Evet. Haydi bakalım. Ya, okyanustan sonra son bir hikaye daha var. Sürpriz bir hikaye. O hikayeyle de bitiyor. Yani insanlar hani çünkü belli bir yaş ortalaması yok yani. İşte 13-14'ten 60-70 yaşa kadar herkes izleyebilir. Ve herkesin o anki yaşamında, o anki durumunda neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle şunu merak ediyorum. İzleyici dahil edecek misin? İzleyici yani... Anlattığım şeyleri, hayalleri ortak olmasını sağlayacağım. Yani o hikayenin içine girmesini. Güzel. Bunun için bir sürü şeyler yapıyoruz. İşte teknik kullanıyoruz, ışıklar, sesler, efektler. Bizim şey yapıyor, bizim sesçilerimiz yapıyor. Yani kanalın bizim sesçileri, çocuklar, Bora evet. Taştan ve Burak yapıyor sesleri. Onlar da muhteşem. Onlar ayrı bir reji zaten, ses, çok efekt. Işık öyle, ışık ayrı bir reji. Yani 3 tane reji var aslında. Hani ben oynuyorum, onlar da ışıklarla, şeylerle işte bütün seyirciyi o illüzyona sokmak için uğraşıyoruz. İşte 25'inde başlayacağım, haydi göreceğiz. Bakalım. Hani bu hani seyirciyle buluşmadan hiçbir şey söyleyemiyorum hani. Sevecekler mi, sevmeyecekler mi, oraya girecekler mi, girmeyecekler mi? Güzel. Yani bir de bilmiyorum, bakalım. Yalanlarla dolu bir dünyada yaşamıyoruz zaten. Biraz da bana öyle geliyor. Yalanların içinde gerçekleri dedi sevgili Melih Ekener. Peki kolay mı? Şimdi birçok kişi var. Benim mesela birçok oyuncu arkadaşım var. Hepsi başaramadı tiyatroya götürmeyi oyunlarını. Çok zorlandılar. Neden? Sence tiyatro ne durumda? Yani salon problemimiz mi var? Neden isteyen insanlar tiyatro oyunlarını sergileyemiyorlar? Bütçe mi gerekiyor bunun için? Biraz bize söyler misin? Türkiye'deki tiyatronun tarihine biraz bakmak lazım. Hı hı. Bu değişime bakmak lazım. Bunu çözebilmek için. Hı hı. Yani ben o değişimin yani bu hale gelmiş. Şu an kötü durumda tiyatro. Evet, çok. Yani tiyatro nasıl söyleyeyim, kimliğini yitirmiş vaziyette. Gerçek kimliğini yitirmiş vaziyette. Neden diye sorarsan. Osmanlı dönemine gidiyorsun. Osmanlı döneminde tiyatro var ve hani Türkler yapmıyor bunu. Yani Osmanlılar yapmıyor. Ve hep gayrimüslimler yapıyor. Evet. Yani, doğru. Ve o döneme bakıyorsun. Yani işte Osmanlı'nın son dönemlerine bakıyorsun, Cumhuriyet öncesine hemen. Tiyatro gelişmiş. Yani gayrimüslimler geliştirmiş tiyatroyu. Çünkü ne yapmışlar? İşte Fransa'dan örnek almışlar. Her şeyi Fransa'dan aldığımız gibi o dönem. Fransa'dan copy paste yapmışlar. Ondan sonra çok güzel oyunlar oynanmış. Çok değerli sanatçılar ve hepsi gayrimüslim. Bunların çoğu da Ermeni ya da Rumlardan oluşuyor. Sonra Cumhuriyet dönemine geçince Muhsin Ertuğrul yani üstad ele almış. İşte tiyatrolar kurmuş, Türk tiyatrosunun temellerini atmaya çalışmış. Ama yapacak bir şey yok yani, Türk oyunu yok, şey yok, hani tekst yok. Ne yapmış? Dışarıdaki oyunları almış, kurmuş ve bir sistem oluşturmuş. Ve o sistem çok iyi bir sistem, yani bütün dünyada kullanılan bir sistem. Nasıl? Bir tiyatro salonu var, oyuncular var. Bu oyuncuları eğitmemiz lazım demiş, okullar açmış, konservatuvarlar açmış, konservatuvarlar tiyatroları oyuncular yetiştirmiş, oyuncular provalar yapmışlar, sahneye oyunlar koymuşlar, dışarıdan çok yönetmen gelmiş, yönetmen işte teknik adam bir sürü insan gelmiş, bunu öğretmişler ve sistemi kurmuş adam. Yani gayet güzel bir kurmuş ama tiyatro seyircisi maalesef Cumhuriyet'e geçtikten sonra tiyatro seyircisini birazcık şey yapmışız, unutmuşuz mu diyeyim. Çünkü yine gayrimüslimler devam ettirmiş bu alışkanlığı. Hı hı. Yani yine Ermeniler, Rumlar seyirci olarak onlar. Hı hı. Çünkü alışkanlıkları var. Yani hı hı.
onların kültüründe alışkanlıkları. Haftada bir gün, iki gün mutlaka tiyatroya, sinemaya, şuraya, buraya gidiyorlar. Sonra Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden sonra onları birazcık şey yapmışız, küstürmüşüz. Onlar yavaş yavaş ülkeyi terk etmeye başlamışlar. Ülkeyi terk etmeye başlayınca tiyatro seyircisi de gitmiş. Hani 80'lerden bahsedeyim. Yani benim tiyatroya ilk başladığım zamanlar, o zaman Kenterler'de oynuyordum. Yani ilk çok profesyonel güzel deneyimim Kenterler. Babalar Oğullar diye bir oyun oynuyorduk. Turgenev'in Babalar Oğullar. Melih Cevdet Anday o çevirmişti, uyarlamıştı şeye, sahneye uyarlamıştı. Yani çok profesyonel insanlar, çok şeyler ve hani Kenterler hala orada. Kenterler Tiyatrosu Harbiye'deydi. Ve Harbiye, Kurtuluş, Feriköy, o civarda da Ermeni toplumu yaşıyor. Ve hani salon sürekli doluyordu. Yani sadece Kenterler değil, diğer tiyatrolara da baktığında doluyordu. Ama salonun %80'ini gayrimüslimler oluşturuyordu. Ya. Bunlar yavaş 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 kültürel olarak gitmeye başladıktan sonra onların koltukları boş kaldı. Ve gerçek Türk insanlığı, yani kültürümüzde yok çünkü, dolduramadılar. Ya. Ve hani zaman ilerledikçe başka türlü yerlere evrildi. Çünkü yaşamak zorunda tiyatro. Bir sürü insan var. Başka yerlere evrildi. İşte televizyon çıktı, çok, sosyal medya çıktı falan filan. Hani oyunculuk biraz daha oraya. Çünkü şu an yani benim zamanımda oyunculuk para getirisi olan bir şey değildi. Şimdi değil öyle. Yani hani günlük şeyini, harcamanı çıkarabileceğin. Evet. Ama o nasıl bir aşksa o tiyatro, yani onu mutlaka yapman gereken bir şeydi. Ama şimdi bakıyorsun yok öyle bir şey. Eskiden iki tane, üç tane konservatuvar vardı. İşte devlet konservatuvarı, belediye konservatuvarı vardı. Her şehirde de yoktu. Ankara'da, İstanbul'da vardı. İzmir'de var mıydı hatırlamıyorum. Oradan her yıl dört tane, beş tane oyuncu çıkardı hepsi. Yani toplam on tane okullu, yani eğitimli oyuncu çıkardı piyasaya. Ve bunların altında da eskiden gelen tiyatroların geliştirdiği alaylı dediğimiz oyuncular çıkardı. Ama bugün bakıyorsun, abi Türkiye'nin her yerinde konservatuvar var. Yüzler, yani binlerce üniversiteler var, çıkıyor. Tiyatro bölümleri var, tabii, drama bölümleri tabii, var. Tabii, dolu. Ondan sonra ve bunlar her sene 15-20 tane öğrenci çıkarıyorlar. Tabii. Yani birinci sorum, bu kadar öğretmen yok ki bizde. Ya benim zamanımda bile yoktu. Yıldız Kenter kendi söylüyordu. Ben tiyatro öğretmeni değilim. Ben tiyatro yönetmeniyim ve oyuncu koçluğu yapıyorum diyordu. Yani alıp bir kişiyi, yani oyuncu olmak isteyen bir kişi, bakın burada bu kadar teknik var, şunu yapmanız lazım diye eğitmiyordu. Aynı şekilde Müşfik Hoca da rahmetli. Müşfik Kenter de öyleydi. Ya ben hoca değilim ki diyordu. Ne yapacağım diyordu. İlk bu devlet konservatuvarından teklif geldi, hocalık teklif geldi. Sinirlenmişti Müşfik. Ya dedi, ben ne yapacağım dedi. Hocam dedik, yani ne demek ne yapacaksın? Siz doğayansın, çok değerli, siz bilmiyorsunuz. Öğrenci şey, öğretmensin evet, yani. Evet. Ne öğreteceğim kardeşim? Yani nasıl oynuyorsan onu öğreteceksin diyorduk. Ya ben bilmiyorum ki nasıl oynandığını diyor. Çıkıyorum oynuyorum diyordu. Gerçekten de öyleydi. Hani dedik ki hani teknik mi? Ya yemişim tekniğini diyordu. Ne tekniği, ben çıkıp oynuyorum diyordu. Yani onun için bunlar tiyatro hocası değil. Yani tiyatroda oynayan bir kişi tiyatro eğitmeni artık öyle oldu ama benim. Değildir. Artık öyle ama oldu. Artık öyle oldu tabii, maalesef. İşte 12 tabii, sene önce bu Marmara Üniversitesi'nden çağırdılar Edebiyat Fakültesi'ne. Ya bizim çocuklara drama dersi verir misin diye. Dedim ki ben drama ne bilmiyorum ki dersini vereyim. Ondan sonra ya dediler, hani bu çocukları niye istiyorsunuz? İşte buradan çıkacaklar, öğretmen olacak. Öğretmenlerin en büyük korkusu ilk ders korkusu. O ilk ders korkusunu nasıl giderecekler? Bir de hani öğretmenler için de sahne gibidir orası. Hani duruşunla şeyle o ya, iletişimi kurmak şey, en zor şeylerden biri öğretmenlik. Hani bunu verir misin dediler. İyi tamam dedim, ben önce dramanın ne olduğunu bir araştırayım dedim. Bir yıl drama ne, ona çalıştım ve dramanın nesini oluşturdum, müfredatını oluşturdum. İşte 10 senedir orada drama dersi veriyorum ama yani drama öğretmeni de yok Türkiye'de. O da yok. Yani drama deyince zaten ilk aklımıza ne geliyor? Ne geliyor? Ne bileyim ben, ne geliyor aklına? Dram, tiyatro geliyor. Tiyatro, dram zaten. Direkt. İşte tiyatro ile ilgisi yok dramanın. Yani dramanın tiyatro ile ilgisi şöyle. Drama benim ulaştığım bilgilere göre ilk bilim.
bilim. Şeyde antik Yunan'da oluşmuş ilk disiplin olmuş bilim. Ve bu bilimin bazı teknikleri var, bazı şeyleri var ve bu bilimden hani bir sürü şeyler çıkmış. İşte anatomi türemiş, tıp türemiş, ne bileyim ben başka şeyler türemiş. Şey bile dramadan çıkmış. Ne yapıyorlar? Olimpiyatlar mı yapıyorlar? Evet, olimpiyat oyunları. Olimpiyat oyunlarının bir sürü şeyi bile drama egzersizlerinden ortaya çıkmış. Ama drama günümüzde bakıyorsun, ondan sonra bak drama... O kadar gelişmiş ki psikolojiye gitmiş, psikodramalar çıkmış, işte Moreno'nun dramaları çıkmış, psikodramaları çıkmış. Yani psikolojide de bir tarz olmuş, psikolojiyi çıkarmış ortaya, bir sürü şey çıkarmış ortaya. Ama bugün bakıyorsun, hani çocuklara drama yapıyorlar mesela. Küçücük çocukları, ya inanılmaz tehlikeli bir şey. Yani orada yanlış verdiğin bir bilgi, yanlış verdiğin herhangi bir söz... O çocuğun hayatını yönlendirecek. Onun için çok önemli bir şey. Yani drama öğretmenliği. Yeah. Bence çocuklara yapılması yani çok usta pedagoglar tarafından falan filan uygulanması gereken bir teknik. Bu gerekli mi peki çocuklara yapılması sence? Ya bir çocuğumuz var ya küçük, madem hazır böyle bir şeyi açtın soracağım. Gerçek dramaya herkesin ihtiyacı var. Bak dramanın çıkışını anlatayım sana. Haydi anlat. Sorular da var bu arada. Tamam, bak, sorular geldi soruları. Sana. Bak diyordu ne konuşacağız, neler çıkıyor. drama antik Yunan'da dran kelimesinden çıkmış. Hı-hı. Sen biliyorsun Yunanca. Doğru. Ne demek evet, dran? Dran. 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 Normalde hı, aslında dramatik olan demek. Dran. Dramatik ne demek o zaman? O Melih. Dranın kelime kökeni hareket demek. Tamam. Yani dran, asıl hayır, köken dran. Tamam. Antik Yunanca'dan bahsediyorum. Tamam. Çok emin değilim. Hani sözlüklerden falan baktım. Tamam. Hareket. Niye buna drama demişler, hareket demişler? Onu düşünmeye başladım. İlk öyle yola çıktım zaten. Sonra o zamanki düşünürlere, cartlara, curtlara gittim. İlk felsefe antik Yunan'da oluşuyor. Evet, diyebiliyoruz doğru, değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Değil lütfen, işte öyle değil. Deme. Deme. Yok gerçekten. Deme nereye götüreceksin? Niye biliyor musun? Ama onunla övünüyoruz ya biz. Ya övünsünler yani tamam orada disiplin halini almış ama o hani derin o Platon'un diğerlerinin tabii, hani Thales'in, Manes'in bütün felsefik var, düşünceleri oturup kendi ürettikleri şeyler değil. Bunlar Orta Doğu'da olan oluşan kadim bilgiler. Dediğim gibi o Pers savaşları ile Anadolu'da olan şeyde Yunanistan'da olan o savaşlarla o kadim bilgi Orta Doğu'dan şeye gelmiş, antik Yunan'a gelmiş. Ve antik Yunan'da bir felsefe yapabilmek için ne lazım? Rahatlık lazım. Ekonomik rahatlık, sosyal rahatlık, güvenlik bunlar lazım. Ve bunlar onu oluşturmuşlar. Oluşturunca da ilk felsefeyi oluşturmuşlar. Ve felsefeyi oluşturdukları bilgiler de Orta Doğu'dan aldıkları kadim bilgiler. Ki o Orta Doğu'daki bilgiler de yani Orta Doğu'dan nasıl çıktı diye sorarsan yine tarihi Süleyman'a dayanıyor. Kral Süleyman'a dayanıyor. Yani onun tanrısal bilgeliğinin yansıması, insanlara ulaşması olarak geçiyor. Ama ağızdan ağza yazı yok, bir şey yok. Ağızdan ağza dolaşa dolaşa antik Yunan'da felsefe oluşuyor. Aa, ve felsefeciler oturup düşünmeye başlıyorlar. Hı-hı. Ve ilk buldukları felsefede şey şu. O diyorlar, evrende her şey dram, her şey hareket halinde. Hı-hı. Yaratılmış her şey hareketli. Yani mikro, makro düzeyde her şey hareket. Hareketsiz olan hiçbir şey yok. Wow diyorlar, muhteşem bir şey. O zaman diyorlar hiçbir şeyin tanımını yapamayız. Klasiktir yani felsefe deyince ilk sorduğumuz şey ne? Gerçek nedir hocam diyorlar. Gerçeği aramaya başlıyorlar. Yani bu kadar hareketli olan bir evrende gerçek diye bir şey yoktur. Çünkü hiçbir şeyin tanımını yapamazsın. Hani buna bardak dersin ama o yani o akışın, hareketin o anki durumudur. Ondan önce neydi, bundan sonra ne olacak bilemezsin bunu. Çünkü onda da hareket var. İçinde atomların, protonların dönüşü muhteşem bir hareket. Üstündeki bakteriler, mikroplar, şunlar bunlar muhteşem hareket. Her şey hareket. O zaman diyorlar ki gerçek diye bir şey fazla söz konusu değil. Peki diyorlar bir dakika ya biz bunu nasıl becerdik? Yani bu hareketi nasıl? Aa, biz farklıyız insan olarak. Çünkü biz düşünebiliyoruz bunu. Hı-hı. Diğer canlılara bakıyorlar. Düşünemiyor, hiçbirinde o yok. Canlılarda böyle bir şey yok. Yani bir tane tavşan, ya evrende her şey hareketli mi, evreni kim yarattı diye değil düşünmüyor. Mi? Ya da bir olguya çıkmıyor. Ve daha kötüsü iletişim de yok onlarla. O zaman diyorlar biz
Yani bir tuhaf yaratıklarız ve düşünebiliyoruz. Nasıl düşünüyoruz? Aa diyorlar, beyinle düşünüyoruz. Yani düşünce organımız var diyorlar. Ki o zaman hani anatomi olmadığı için ilk düşünce hani beyin ikinci bağırsaktır diyebiliyoruz, evet. Ya. Bu bölge geçiyor çünkü sinirlenince karnın ağrıyor. İşte aşık olunca kelebekler uçuşuyor. Doğru. Karnı. Her doğru. Şey burada oluyor. O zaman diyorlar ki düşünce sistemi burada oluyor. Ve onu düşünüyor. Sonra hani mantıkçılar ve deneyimciler ayrılınca, deneyimciler işte tıbbı oluşturuyorlar. Biz açtık baktık orada, yani kötü şeyler var, asıl düşünce burada diye beyni buluyorlar falan filan şeyler çıkartıyorlar. İkinci, yani ilk konuları dramanın beyin oluyor. Ve bundan bir sürü şey çıkıyor, tıp. İşte psikoloji çıkıyor, tıp çıkıyor, araştırmalar çıkıyor. Onlar ayrılıp ayrı bir disiplin haline alıyorlar. Sonra diyorlar ki bu hareketin içinde biz de varız. Biz de hareket ediyoruz. Ve hareketlerimizi kontrol edebiliyoruz. Peki bu hareketin sınırı ne diye düşünmeye başlıyorlar. İkinci şey olarak da bedenin hareketini gündeme getiriyorlar. Yani dramanın ikinci konusu olarak. Üçüncü konusu olarak da diyorlar ki biz bütün bunları yaptık. Anlıyoruz, aha. Yapıyoruz. Bir de konuşup birbirimize, insanlara anlatabiliyoruz. Wow, iletişim. Yani iletişim var diyorlar ve dramanın üç tane konusunu seçiyorlar işte. Beyin, hareket, vücut hareket ve iletişim diye. Wow. Ve bunların üstünde yani bunu nasıl geliştiririz? Çünkü bir şeyi geliştirmek, sonuna kadar kullanmak istiyorsan önce onun farkına varacaksın. Farkına varmak için de bileceksin ne olduğunu. Yani, doğru. Yani ve farkına vardığın her şeyi kontrol etme şansına sahipsin. Düşünsene yani bedeninin her şeyini biliyorsan, nasıl geliştireceğini, neler, onu da kontrol sınırını edebilirsin. Biliyorsan yapamayacağın şey yok. Beynin yani nasıl çalıştığını, çalışma prensibini biliyorsan, yani ve farkındaysan bunu, beynini kullanırken, o zaman her şeyi kontrol edebilirsin. Düşüncelerini kontrol edebilirsin, vücudunu kontrol edebilirsin. Aynı şekilde iletişimi de kontrol edebilirsin. Yani bir insan için drama... tüm evrenin farkındalığı gibi bir şey oluyor. Süpersin. Ama böyle olmuyor. İşte oyunlarla anlatım diye geçiyor. Ve sen yemeğe mi bakacaksın? Tabii. Bakalım mı? Bakalım. Hadi. İster misin? İsterim. Böyle senin anlattıklarınla ilgili, sen anlatırken filmler yapıldı Hollywood'da, biliyorsun değil mi? İşte beyni kontrol edince, tam kontrol edince ne hale geliyorsun? İnsanın gücünü, her şeyi kontrol ediyor. Bilgisayarları falan kontrol tabii edebiliyor beyin gücüyle. Yani bunlar gerçek. Biz kullanmıyoruz hep. Filmleri bile hayalle yaptılar. Ya. Haydi hayal, bakalım. Beynin en şeyi, sistemin başlangıcı. Ne yapıyoruz? Pasta. Sever misin? Yiyor musun sen? Bu dönem ne? Diyette misin? Ne durumdasın? Yok, yiyorum ya. İyisin değil mi? En ortasındakini aldı. Yapar. Yapar. Evet, en kıymetli. Anlat bize, ne yapıyorsun? Şöyle. Pandispanya. Pandispanyamızı fırına verdik. Ondan ne sonra. Ne demek pandispanya? Ya pandispanya pastanın tabanı. Ve tamam. Klasik pandispanya bu. En kolayından. Güzel. Çünkü yumurta olduğu kadar, o kadar şeker, o kadar kaşık şeker, o kadar kaşık un. Ne kadar yumurta koyarsak o kadar, evet. Bunları ilave ediyoruz. Şimdi bizim kalıbımız büyük. 6 yumurta kullandık. Evet. Daha küçük ise 5 yumurta kullanabiliriz. Yani 6 yumurta olunca 6 kaşık şeker, 6 evet. Kaşık un. Evet. Süper. Evet. Kaşığı, çay kaşığı. Çorba kaşığı. Ve yumurtanın beyazı sarısından ayırdık. Evet. Beyazını mikserle çırpıyoruz. Kar gibi olana kadar. Tamam. Sonra şekeri azar azar ekliyoruz. Peki. Ve köpük, bayağı bir köpük oluyor. Melih seni çok dikkatle dinliyor galiba. Herhalde pasta yapmak istiyor. Evet. O beyazını köpürttükten sonra yumurta sarısını ve unu karıştırıp hafifçe teli kullanarak, yani karıştırıcıyı kullanıyoruz. Okay. Mikseri yavaş kullanmadan. Peki. Evet, evet. Peki. Sonra fırına veriyoruz. 190 derecede, artık bilmiyorum, 15-20 dakika, 25 fırından 15, fırına 20, değişiyor. 25 fırından fırına evet, geliyor. Evet, evet. Bir şey sonra söyleyeceğim. Kremamızı yaptık, krema. Vanilya evet. Kremasını krema. Yaptık. Bu güzel. Onu neyle yaptın? Bunu 400 mililitre süt, 4 yumurta sarısı, sütün... Ya bu tariflerde ben en çok şey yeterim. Şimdi 400 mililitre yumurta, 480 gram bilmem ne, 120 derece atacağım. Nasıl ölçüyorsunuz? 2 su bardağı. Ha işte. İki su bardağı süt.
Sütün yarısını tencereye koyduk, yarısını süper. Bir kabın içine aldık. Güzel. Ve o kabın içine aldığımız süte yumurta sarısını, nişastayı karıştırdık, vanilyayı karıştırdık. Nişasta ne kadar? Nişasta 70 gram, yani 7 kaşık. 7 kaşık, 1 gram 10 kaşık. 1 gram 10 kaşık. 1 gram 1 kaşık. 1 gram, 1 kaşık 10 gram. Bir kaşık 10 gram. Eyvah eyvah. Mutfakta melih var efendim. Bir kaşık 10 gram. Sütü ısıttık. Tamam. Sonra kapta karıştırdığımız malzemeleri o sıcak sütün üstüne döküyoruz. Bunda kaşlarınız mı alıyor? Yok. Bu şef cımbızı canım. Ha, şey daha minimal çalışmak için. Evet pastalarda bunlar falan. Bunlar tanelerini koymak. Aynen aa, öyle doğru. Teker teker çalışmak için şeflerimiz kullanıyor. Evet. Kerman iyi misin? İyiyim. Evet. Bitti mi peki? Başka bir şey var mı? Meyveleri hazırlıyoruz. Tamam. Kremayı üstüne mi sürüyoruz sonra? Evet. Kekimiz çıkınca biraz hafif soğunca üzerinde portakal suyumuzu döküyoruz. Okey. Kaşıkla. Güzel. Sonra krema, sonra meyveleri diziyoruz. Islatıyoruz yani. Evet, biraz. Göstereceğiz zaten hepsini. Güzel. Sonda yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz. İşte bütün bu. Konuklarımın en büyük sorusu i̇şte sonda bu. Yiyeceğiz mi? Tabii ki efendim. İlahi dinleyelim mi? Nasıl? İlahi dinleyelim mi? Bayılırım. Bak Ester Emel bizi bekliyor. Ay canlarım benim ya. Haydi güzel kızlarım, başlayın. Hadi bakalım. Haydi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Yaptıklarına kudretle o yanıtlar bizi tanrımız gibisi yok. Gelin bakın tanrımız ne büyük sevinelim. Tüm yaptıklarına kudretle o yanıtlar bizi tanrımız gibisi yok. Ne müthiş işlerin var bir saygırırız. Öyle büyük gücün var ki düşmanların eğiliyor senin önünde tüm dünyada sığın sana. Ne müthiş işlerin var bir saygırırız. Öyle büyük gücün var ki düşmanların eğiliyor senin önünde tüm dünyada sana. Zafer kazandıran ulusların sevincidir tanrımız gibisi yok. Gelin bakın tanrımız ne büyük odur bize. Zafer kazandıran ulusların sevincidir tanrımız gibisi yok. Ne müthiş işlerin var bir saygırırız. Öyle büyük gücün var ki düşmanların eğiliyor senin önünde tüm dünyada sığın sana. Ne müthiş işlerin var bir saygırırız. Öyle büyük gücün var ki düşmanların eğiliyor senin önünde tüm dünyada sana. Böyle bir
coştuk. Bravo. Teşekkür ediyoruz Esen ve Emel'e. Gerçekten. Hadi senin davulumu getirdim. Evet, çok güzel olurdu değil mi? Böyle bir üçlü. Oyunda kullanıyorum davulu. İşte bizi böyle coşturuyorlar. Yani şey yapıyorum, çent yapıyorum oyunda. Tabii yani bende ne kulak var ne müzik bilgisi var. Ondan sonra tamamen doğal akışına göre dum 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 vuruyorum. Ben de oyunda birkaç tane... Ya zaten o chantingler yaptığım chantler yani diye bağırdıklarım onlar zaten şey gibi ilahi gibi aslında. Hı-hı. Yani bu şamanların kullandığı şeyler hep yani o sesler şeyler hep yani yaradanı yüceltmek için ona övgüler sunmak için yaptığı şeyler ve o davul çok enteresan mesela. Davulun sesi muhteşem. Duydun mu sen benim davulun sesini? Şimdi şeyde fragmanda orada değil. Yani şeye gel, odaya gel. Orada da dinle. Ya o kadar garip bir tınısı var ki. Ve her şey doğal yapıyorlar. İşte ceylan derisi şundan bundan. Tabii, benim şeyde dediğim gibi bir şaman yaptı çünkü. Şaman davulu diye geçiyor sosyal medyada. O kişi ya diyor muhteşem sesi. Bir tuhaflık var sesinde çünkü yani onu yaptığın zaman bir frekans oluşuyor ve o frekans kulaklardan içeri giriyor ve yani bir şekilde beyni etkiliyor. Kesinlikle. Çünkü yani biz beyin kapalı kutu ve sadece işte kaç duyumuz var? Beş duyumuz da her şeyi fark ediyoruz. Hani kulak bunlardan en önemlisi ve en karışığı. Beynin yani algılamak için dünyayı kullandığı en karışık sistem kulak. Mesela göz daha basit. İşte yok koku da tuhaf. Koku da dil çok mesela daha basit tat duygusu. Ne koyarsan çünkü onu tatmaya çalışıyor. İki üç tane şey var o beynin bölgesine gidiyor anlamlandırıyor falan filan. Sizden gelenler var soracağım ama kısa bir aram var efendim. Melih Hekim'e sorularınızı soracağım hiç merak etmeyin. Sadece çayları kahve şöyle bir tazeleyelim bitmiştir. Lütfen bizden ayrılmayın. Merhabalar değerli Saat 7 Türk izleyicileri. Ben Gamze, sevgili Nisan ve değerli müzisyen ekibimiz Yunus Emre Karaca, Burak Çalıbaşyan ve Siyah Azimzade karşınızdayız. Nisan Özlem Özyapıcı ve Gamze Özdemir'in sunumuyla Rabbin sözlerinin konuşulduğu, ilahiler söyleyerek Rabbin yüceltildiği Yüreğimdeki Ezgi programı her salı saat 20'de sizlerle. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi, haftanın 5 günü sizlerle buluşuyor. Hristiyan dünyasından ve gündemden en güncel haberler, çevre sağlık haberleri, güncel kültür sanat haberleriyle, teknoloji ve bilim haberleriyle haftanın gündemi hafta içi her gün saat 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında sizlerle.
Tekrar herkese merhaba efendim. Lezzetli sohbetler devam ediyor. Canlı yayındayız. Satide Türk'teyiz ve tabii ki sana gelen sorular var. Melih'ciğim hemen başlayalım. Karımdan soru gelmiş hemen. Gözünü kaşıyorsun ne oldu diye, bir şey yok. Farkında değilim. Heyecandan böyle bir şeyler yapıyorum. Aa, süpersin. Şunu soruyorlar sana. Rafet Bey demiş ki Rabbim bereketi üzerinizde olsun. Melih Bey'i Emet Komutanım dizisi K9 ve Hababam sınıfından severek izledim. Ancak Satide kutsal kitap sözlüğüyle öğretmenim oldu. Ve şu anda telefon galerimde kutsal kitap sözlüğü ekli ve hala severek izliyorum. Bu ne? Sen böyle bir şey mi yaptın? Kutsal kitap sözlüğü yaptık burada. Tamam, programdan bahsediliyor. Program. Değil mi? O bitti mi? Devam ediyor mu? Yani sözlüğü bitirdik. Tamam. A'dan Z'ye bütün kutsal kitap sözlüğünü yaptın. Bitirdik. Onu yaptık. O Kitab-ı Mukaddes'in çıkardığı kutsal kitap sözlüğü kitabından yola çıktık. Sizin de sürekli konuğunuz Gürkan yazdı onları. Evet, evet. Hani güncelledi. Doğru. Şey yaptı. Bir program var, hala yayınlanıyor diye biliyorum. Yani Satide Türk'te devamı medyada gelecek mi diye sormuşlar. Yeni bir şeyler yapacak mı Melih Bey? Yani iyi hatırlattı. Ben unutmuştum onu çünkü. Ya. Şey, Gürkan'a sormak lazım. Ya. Yeni sözcükler varsa, yazarsa, evet, yaparız tabii. Çünkü şey, izliyorlarmış ve programın devamı gelecek diye. Burada yaptığım bütün programlardan çok büyük keyifler alıyorum. Ben sevmiyorum kamerayı, hani şeyi. Ama niye? Benim için, işin bu. Ya, ve çok da iyisin bu arada. Gerçekten. İşim bu değil. İşim benim tiyatroda. Ben oyuncuyum. Bence kamerada, yani kamera karşısında iyisin. Oyunculuk yapıyor. Buradaki kameralarda kameraman da yok. Kimse yok. Yani robot gibi bir şey oluyorsun sen de. Onun için ama bu tür şeyleri yapmak, yani bu kanalla ilgili programları yapmak harbiden hoşuma gidiyor. Çok keyif alıyorum. İki kişilik veya tek kişilik oyunları çok beğenir ve ilgilenirim. Bu sene Atina'da imkan buldum ve çok güzel bir zaman geçirdim. Atina'da? Evet. Ay, ne oyunlar var orada. İşte Keti abla kendisi de Yunanlıdır. Biz onunla çok sık görüşürüz. Hı-hı. Bir araya da geldik. Almanya'da yaşıyor. Biz burada bir araya geldik. O Atina'ya gitmiş ve orada oyunları izlemiş. Melih Bey'e selamlar, başarılar diliyorum demiş. Hiç gidiyor musun oralara? Atina'da işte bakayım burada ne oyun oynanıyor falan. Yurt dışına bakıyor musun? Sence bu önemli mi? Kesinlikle önemli. Bir oyuncu için çok çok önemli. Yani benim o konuda şeyim, rehberim Ali Poyrazoğlu. Ali Poyrazoğlu çünkü her sene mutlaka ya Fransa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, şuraya, buraya, her tarafa gidiyor. Ne oyunlar oynanıyor, hangi oyunlar var, hatta oyunları satın alıyor, beğendiği oyunları oynamak için satın alıyor falan filan. O konuda Ali Poyrazoğlu'nu takip ediyorum ama maalesef yani o kadar dilim yok ki benim. Ben Türkçeyi daha yeni yeni öğreniyorum. Hani öteki dilleri çünkü çok iyi bilmek lazım ki o dili anlayabilirim. Bir rehberle beraber gidebilirsin. İşte, yani yanında birisi yani olması gerekiyor. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum ama şu an imkansız gibi. İnanılmaz pahalı her çok, şey. Çok çok haklısın. Ya bize vermiyorlar. Çok vizeler haklısın. Pahalı. Ha, verseler bile acık veriyorlar. Her iki ayda bir vize mi alacaksın? Bir de oyunları gör. Oyunlar da yani çok güzel oyunlar var ama pahalı tabii ki. Yani çok, her şey pahalı canım. Yani bizim için pahalı. Bizim için onlar pahalı. İçin normal. Orası, onlar buraya gelince problem yaşamıyorlar. Çok mutlu benim arkadaşlarım buraya geliyorlar, tozuyorlar, burası ediyorlar. Burası çok ucuz geliyor. Evet, ama bizim için öyle değil. Melih Bey şu gerçeği bildirdiği için teşekkür ederiz. Çünkü bu felsefe ve atasözlerinin Süleyman'ın meselelerinden alındığını bir 8-10 sene önce fark ettim ve söylemiştim. Bugün sayesinde tasdiklendi demiş. Aynı güzel. Birçok kişi bilmiyor ama ben de mesela senle bir sene önce konuşmuştuk ya, bunu. Süleyman'ın hikayesini bilince kutsal kitapta onun hikayesinde tuhaflık var. O tuhaflık ne? Yani kutsal kitap bize bu konuda çok fazla bilgi vermiyor. Ama Davut öldükten sonra hani Davut'un yapması gereken o büyük tapınağı, şu an üstünde savaşlar olan o büyük tapınağı kurmak için Tanrı Davut'u değil Süleyman'ı seçiyor. Evet, doğru. Ve Davut öldükten sonra Süleyman kral oluyor ve çok küçük yaşta oluyor kraldı. Ve şaşkın vaziyeti ve Tanrı karşısına çıkıyor kutsal kitapta yazılana göre. Diyor ne istiyorsun benden diyor. Ve diyor ben diyor öyle bir şey verdin ki bana diyor. Yani çok büyük bir görev verdin, senin tapınağını kurma görev verdin diyor. Ayrıca çok büyük bir ülke verdin, ben bir şey yok ki diyor, ben senin bilgeliğine muhtacım diyor. Tanrı diyor ki o zaman bütün tanrısal bilgilik sana verilecektir. Muhteşem. Diyor. O ne bilmiyoruz ama. Yani kutsal kitapta öyle geçiyor. Tanrısal bilgelik diye geçiyor. Ne? Ve bir şey alıyor, tanrısal bir şey alıyor Süleyman. Ve bunu uygulamaya başlıyor. Ve bütün dünyadan, hani öyle yazıyor, bütün dünyadan kahinler geldi bilgeliğini görmek için diyor. Kahin dedikleri aslında, yani kutsal kitapta kahin olarak geçen,
o zamanın bilim adamları. Bilim adamları, hani bir düşünen adamlar, hani hı-hı, evrenin işte mühendisi kimdir, ne olduğuna, ne bitiyor, bunları düşünen insanlar ve ona gelip öğreniyorlar. Ve Kutsal Kitap diyor ki, öyle inandırıcı gücü vardı ki diyor, anlattığı her şeyi ispat ederdi diyor. Nasıl ederdi, ne yapardı, ne yapmış, hiçbir şey yok ortada. Anladın mı? Ve o bilgiyi alanlar, ondan gidip wow deyip alanlar, gidip kendi taraflarında, kendi ülkelerinde şeyler yapmaya başladılar. Yani o bilgiyi biz nasıl burada uyarlarızı başladılar, ama yani Süleyman'ın tanrısının bilgeliği o. O Süleyman'ın tanrısını aradan çıkarınca o bilgelik de karanlığa hizmet etmeye başlıyor. Mesela çok enteresan bir şey var. Güney Kraliçesi, Saba Milkesi diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. O gidiyor Süleyman'ın yanına. Hmm, ve hani bir sürü şeyler oluyor arası. Ve en uzun kalan kişi o. Ve kadın hani bir sürü şeyden sonra kraliçe ülkesine dönüyor. Ülkesi dediğin şey şu an Güney Afrika, Afrika kıtasının ortasındaki Güney Afrika bölgesi. Orada bölgeye gidiyor ve yaşadığı neyse Süleyman'lı, oradakileri anlatıyor tabii. Uygulatmaya çalışıyor ve o dönem, tam o döneme denk geliyor. Orada bir şey oluşuyor, bir inanç. Şu an hala en güçlü inançlardan biri vudu oluşuyor. Hani bebeklere iğneler falan saplıyor. Evet. Vudu oluşuyor. Kara büyü mü diyorlar? Ne yani diyorlar ya? Şey, sistemi anlatabildim mi? Evet. Yani Süleyman'ın bilgeliğini al, Tanrı'ya çıkar, karanlığa hizmet ederek orada tabii başka bir inanç oluşuyor. Yani oluşan böyle hani tuhaf inançlar da yine hani kökü oradan Süleyman'a dayanıyor. Görüyor musun? İşte iyi kullanırsan ne oluyor kötü? Yani, yani bunu en güzelini Star Wars yapmış. Çok güzel açıklamış. Anladım. Hani güç seninle olsun, güç şey olsun. Biz hep diyoruz yani, bir güç var, bir güce inanıyorum diyorsun. İlahi ve onu tanrı ya olarak nitelendiriyorsun, ama o tanrı değil. Değil. O gücü yaratan tanrı. Amin. Çünkü evrende her şey, amin, hareketliyse bir güç, doğru, lazım harekete geçirmek için. Ama o gücü yaratan tanrı. Ve o gücü bize o gücü karşılıksız olarak vermiş, kullanabilme gücünü. Yeter ki onun farkına var ve onun amacı uğrunda kullanabil o gücü. Çünkü o zaman Jedi şövalyesi oluyorsun. Yapamayacağın şey yok. Yani Tanrı'nın gücünü kullandıkça, ama bunu kendine ait ya da bu yaratılmışa ait amaçlar uyarınca, kullanınca karanlığa geçiyorsun. Darth Vader oluyorsun. İşte ona hizmet etmeye başlıyorsun. Onun da neye hizmet ettiği belli değil. Yani karanlığa hizmet ediyor işte. Kendisi demiş ki, ekranlarda olmayı, kameraları çok sevmiyorum dedi biraz önce Melih Bey. Hı hı. O zaman onu hiç göremeyeceğiz mi televizyonda diyor. Görüyorsunuz işte. Sanırım yani büyük bir ihtimalle ki, ya dijitalde ya dizide belki istiyorlar seni. Belki bir sinema filminde, bilmiyorum. Ya, İstiyor çok musun zor öyle bir şey? Yani çok uygun bir şey olması lazım. Ben o sinema filmlerini çektiğimde Arzu Film, Ferdi İlmez'in zoruyla oldu onlar. Evet. Yani onlarda da çok oynamak istemedim. İlk Hababam'da ödüm koptu mesela. Ama çok güzeldi. Ya güzeldi tamam, ama Arzu Film'in başarısı o. Ferdi İlmez'in başarısı ve ilk film tabii ki Kartal Tibet, onun başarısı. Daha önceki filmleri de o çekmiş. Yani ben... Ne bileyim, ben olmak istemedim orada, ama oldu bir şekilde ve iyi projeydi onlar. Yine öyle iyi bir proje olursa niye olmasın? Bir de ikinci bir kaygım, ben oyuncuyum dediğim gibi. Yani 81'de konservatuara başladım ve Shakespeare'in oyuncu olarak eğitildim ben. Hı hı. Ama şimdi yani filmlerde, dizilerde gördüğünüz rol yani hep komedi. Tabii. Hep ağır komedi, hani şey komedi, ne sulu zırtlak komediler. Evet. Yarattığım karakterler öyle, bir tane normal karakter yok ya, hepsi salak mı olur? Ama çok yani güzel. İnsanlar artık şey sormaya başlıyor. Bir gün takside gidiyorum, taksici bak abi dedi, ben seni çok seviyorum dedi. Evet. Ya dedi, bütün filmlerde öyle güzel salak oynuyorsun ki, harbiden salak mısın dedi. Aa. O zaman ben de düşündüm, lan harbiden o kadar iyi oynadığıma göre ben de çok salak olmalıyım diye düşündüm. Yani... Bundan kurtulmak istiyorum biraz. Yani öyle proje lazım. Bambaşka bir proje, bambaşka bir karakterdi, ama hala filmlerin bu arada bazı kanallar ısrarla veriyorlar ve izliyoruz. Çok güzel, başarılı filmler. Yani sen bir algı yaratmışsın. Böyle değil midir ama? Şimdi Oktay Kaynarca deyince aklıma, bana mafya babası geliyor aklıma. Yani adam çok tatlı bir adam, tanıdım da, ama mafya babası. Yani vardır böyle bazı roller, işte çok iyi oynuyor şey, oyuncular. Şey diyoruz ona, angaje olmuş oyuncu diyoruz. Yani herhangi bir role, herhangi bir tipe angaje olursan, hı hı, o sana yapışıyor. Başka hiçbir teklif gelmiyor, hani bana olduğu gibi. Bana
Bana 10 sene boyunca yabancı. Bak, Hilda'yı oynadım, Olga'yı oynadım, Svetlana'yı oynadım. Oynamadım, Rum'u oynadım. Ya. Yani 10 sene boyunca sonunda bir tane geldi. Anladın mı? Bir tane geldi. Türk karakter geldi bana. Türk'ü de oynadım canım. Mine rolü geldi ama ne yaptılar nerede sonra? Nerede oynadın, seyretmedim onu. Tabii Fox'ta, lütfen sana göndereyim. Ha. 36 bölüm çektik biz orada. Orada Türk bir karakter oynadım ama oraya gelene kadar yani bütün ben dünyanın yabancılarını oynadım. Ama işte dediğim gibi hani bu maalesef oyuncuların suçu değil. Bu yapımcıların, yönetmenlerin suçu. Evet. Çünkü biz salak komedi şey çıkınca senaryo kim o? Aa Melih oynar abi diye bana getiriyorlar. Ben de kabul etmiyorum. Alternatifin yok ama. Yok, alternatifim olmaz mı? Binlerce çok iyi oyuncu var Türkiye'de. Bilmiyorlar ki. Biliyorlar. 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 Peki efendim. Haydi bugünün son ilahisi. Haydi Ester Remel'i dinleyelim. Az kaldı. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Bitiriyoruz. Ama önce güzel bir ilahi. İlahi. Ne haydi dinleyeceğiz? Bakalım ne dinleyeceğiz? Ne dinleyeceğiz? Adrian'dan Seni Beklerim. Bir daha söyle. Adrian'ın Seni Beklerim diye bir ilahisi var. Önce. Kimin ilahisi? Adrian'ın. Evet. O yazmış sözlerini. Evet. Ne güzel albümler yaptı değil mi Adrian? Adrian'ı çok yakından tanıyoruz. Çok da severiz. Evet. Şimdi bir bebeği şeyleri var. Şeyleri var değil mi? Onun Spotify falan o tür yerlerde var. Albümleri var değil mi? Ay, dinleyin var. Oradan seyirciler. Muhteşemdir dinleyin. Adrian. Muhteşem çok sevgiler. Albümler. Siz yapacak mısınız albüm? Olabilir. Niye bir ilahi albümü? Her gün söylüyorsunuz çünkü iki tane üç tane ilahi. Sizin yok mu ilahiniz? Benim yazdığım var aslında ama henüz paylaşmadım. Yapmayın. Haydi bizimle paylaş o zaman bir gün ya. Bekliyoruz. Olabilir. Her gün burada beraber yayın yapıyoruz. Bir ilahi istiyorum yapmışsan. Emel zaten profesyonel o konservatuarlı öğretmenlik yapıyorsun şu an. Evet, tabii. Ya, o zaten profesyonel. Otursa 10 albüm yazar herhalde. İlk de bizde duyurursanız tembellik hemen yapmayın, sanatçı tembelliğine girmeyin. Oturun, üretin, yazın yani. Süpersiniz. Hadi dinleyelim bakalım. Sizi.
Çok teşekkür güzel. Ediyoruz. Çocuklar, çok teşekkür. Bir şey rica edeceğim sizden. Bu İlahi'nin sözlerini, hani söyleyeceğiniz sözleri mutlaka rejiye verin, altyazı geçsin sözler. Tamam. İnsanlar hani hem duyarken hem de takip etsinler. Hı. Belki kendilerine böyle küçük de olsa bir meditasyon zamanı, beraber bir dua zamanı olacak. Beraber söylemek isteyebilirler tabii, çünkü. Tabii tabii, o çok önemli. Evet, süpersin. Bunu mutlaka şarkı sözlerini yazın. Teşekkür Ağzınıza ediyoruz. Sağlık. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık kızlar. Pastamız da hazır. Yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz tabii. Hadi gidelim Melih. Ne zaman Hadi hazırladın? Oradan. Ne zaman hazırladım bunu? Melih Beyciğim, sizi yanımıza alabilir miyiz? Buraya mı? Yemeyeyim diye pasta. Tabii ki yiyeceğiz. Üstüne ne atıyoruz? Yok, konuşabileyim diye. Fare zehiri mi? O ne? Pudra şekeri. Pudra şekeri. Wow, çok hoş görünüyor efendim. Evet. Eline sağlık gerçekten. Evet, bir tanıtımımız var pazartesi günü için. Hı-hı. Biliyorsun bize Kiafa'da bir deprem uzmanımız var, Şükrü Bey geliyor. Bir de doktorumuz var. Bu hafta deprem uzmanım var, Şükrü Hadi Ersoy. Bakalım. Kendisi de muhteşem bir insan. Gerçekten çok güzel anlatıyor. Onlara gibi bir tanıtımımız var. İzleyelim, sonra burada olacağız. Günaydın, günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz. Hafta içi her gün yayınlanan lezzetli sohbetlerin pazartesi günkü bölümünde deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, volkanlar ve söylentiler konusuyla sizlerle buluşuyor. Volkan faaliyetlerinin, tehlikelerinin, zararlarının ve volkanlarla ilgili geçmişten günümüze gelen hikayelerin konuşulacağı bu bölüm, yepyeni yemek tarifi ve ilahilerle pazartesi günü saat 12'de canlı yayınla Saat 7 Türk ekranları ve sosyal medya platformlarında. Tekrar herkese merhaba. Devam ediyoruz efendim. Çiçek bak. Çiçek bunlar yenilebilir evet. Çiçekler değil mi Karmen'ciğim? Biberiye çiçeği. Wow, aa, biberiye süper. Çiçeği. Evet. Ay, biberiye de çok güzeldir. Etlerde özellikle. Evet. Wow. İşte bu pastada efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz Karmen. Güzel. Çok güzel görünüyor. Eline emeğine sağlık. Yiyeceğiz mi şimdi? Teşekkür ederim. Yani keserse Karmen yeriz. Tamam. İkram ederse i̇şte alırız. İşte bu. Sen bir ara bayağı böyle bir diyet yapıyordun, bir şeyler yapıyordun. Artık kiloları verdik, gitti. Diyet değil de bir yaşama bir beslenme. Tarzı artık. Yani işte az karbonhidrat, sıfır şeker falan filan. Ama yani normale dönüyorum yavaş yavaş. Yani hayat da sürekli öyle gitmiyor çünkü. Tabii. Ama belirli dönemlerde tabii ki doktorlarımıza da ayıp olmasın bugün. Evet. Evet. Hadi bakalım. Haydi bakalım efendim. Dışarıda çok pahalılaştı bunlar, kızmasın bana esnafımız ama evde yapmak biraz daha ekonomik ya hale getiriyor. Dışarıda her şey pahalı. Evet, çok zor ulaştı artık bunlara ulaşmak. Peki buradan izleyip yapan izleyici var mı? Geri dönüş yapıyorlar. Hadi işte ya. Tabii. Aa. Ya da Sat 7 Plus'tan izliyorlar. Çoğu zaten onu yapıyor. Bu programlar Sat 7 Plus'ta da var. Tabii, Sat 7 Plus'ta da var Melih. YouTube'da Ay, da var. Çok güzel. Bu kek mi? Alttaki kandispanya. Şey, cheesecake gibi olmuş. Değil mi? Ya ben bunu... Buyurun. Buyurun efendim. Yiyeceğiz mi şimdi? Tadabilirsin. Ay yok, ayıp seyirciye ayıp. Emin. Ya bir parça. Sonra program bittikten sonra. Peki efendim. Sonra hadi gel seni alalım o zaman yerine. Yiyeceğim ama bunu bana ayır. Süper. Bir çatal koy, tek yiyeceğim onu. Evet.
Ben teşekkür etmek istiyorum geldiğin için. Geldiğin için. Anlattığın zaten. İçin. Ama programa dahil oldun bu sezon. Sağ olun. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Bir şey söylemek ister misin böyle insanlara bu dönem için? Yani genel bir mesaj vermek. Yalancıya davet edebilirsin. Yalancıya gelsinler. Çünkü orada her şeyle ilgili konuşuyorum. Hani bu dönemle de ilgili konuşuyorum. Geçmiş dönemle, gelecek dönemlerle de ilgili konuşuyorum. Yalancı bence hani seyirciyle birleştiğinde benden çıkıp artık seyircinin oyunu olacak diye düşünüyorum. Süper. Çünkü onlara ihtiyacım var. Yani gelip oyunu seyretsinler ve geri dönüş sağlasınlar bana ki birlikte oyunu kuralım, güzel, geleceğe taşıyalım. Çünkü tek kişilik oyunlar biliyorsun, yani bir ay oynayıp iki ay oynayıp biten şeyler değil. Ömür billah oynayacağım İstediğin bir şey. İstediğin kadar, tabii. Hı-hı. Bir de ya o kadar çok masal var ki elimde. Ben anlatır yani dururum diyorsun. Yani 10 sene boyunca Allah ömür verdiği sürece ben bu masalları anlatırım. Yeter ki dinlemek isteyen olsun. 25 Kasım'da başlıyorum. Kat sahnede Gayrettepe'de. Güzel. Orada 3 oyun oynayacağım. 6 Aralık ve 13 Aralık'ta da 3 oyun oynayacağım. Ondan sonra orada devam edecek mi etmeyecek bilmiyorum. Daha sonrasında organizatörler oyunu beğenip biz bunu taşıyalım dedikleri sürece onların taşıdığı her yere gideceğim. Gideceksin. Şu an yani Kütahya'dan, İzmir'den, Ankara'dan her yerden çağırıyorlar. İsterler. Orada da oyna diye. İsterler. Yani işte organizatörlerin bu 25 Kasım'daki oyun onun için önemli. Haydi hani organizatörler seyredip onların taşıdığı her yere gideceğim. Teşekkür ediyoruz. Başarılar ben diliyorum sana. Biz de tabii ağzınıza ki orada sağlık, olacağız. Elinize sağlık. Hepinize kızlar. Teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Evet efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Arkada görmediğiniz koskoca bir ekibim var. Onlardan da size iyi hafta sonları diliyorum. Ve öndeki ekibimden de efendim. Pazartesi günü tekrar buluşmak umuduyla. Lütfen sevgiyle kalın, Rabbi'yle kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Hoşça kalın. Bye bye.